Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte oylum sınai yatırımlar incelemesi yapacağız. Bunu yaparken öncelikle temel analizden ardından da teknik analizden faydalanacağız. Şirketin ana faaliyet konusu bilimum gıda maddeleri imalatı ve bilhassa bisküvi, çikolata, gofret, çikolata kaplamalı bisküvi ve gofret, kek, kraker, ciklet, şekerleme, lokum, helva, reçel ve benzeri her türlü unlu ve şekerli, kakaolu, fındıklı mamul ve yarı mamulleri ve bu mamül ve yarı mamüllerle ilgili bilumun ham ve yardımcı maddelerin imali, alımı, satımı, ithalatı ve ihracatını yapmaktır. Bir gıda firması arkadaşlar. Şimdi hızlıca şirketin son verilerine göz atalım. Bir haftalık getirisine baktığımızda %-1,23 olarak gerçekleşmiş. Yani hisse senedinin fiyatı %1,23 değer kaybetmiş arkadaşlar. Bir aylık getirisi de benzer şekilde %-1,03. Yani hisse senedi son bir ayda yaklaşık 1,03 yüzde tabii değer kaybetmiş. Yılbaşından itibaren getiri yani 1 Ocak 2020'den 16 Ocak 2020'ye kadar olan günümüze kadar olan süreçte %2,12 değer kazanmış. Hisse senedinin fiyatı %2,12 artmış. 12 aylık getiriye baktığımızda yani 16 Ocak 2020'den 16 Ocak 2021'e kadar olan süreçte hisse senedinin fiyatı %49,55 artmış. Haftalık aylık yılbaşından itibaren getiri de BIST 100'ün gerisinde kalmış ama 12 aylık getiri de %18,64 kadar önünde arkadaşlar. Şimdi 3. çeyrekte itibariyle yani Eylül 2019 ile Eylül 2020 finansal performanslarını karşılaştıralım. Satışlar %27,9 artmış. Net kar %374,4 artmış. Arkadaşlar net kar 3,5 kat neredeyse 4 kat artmış. Buna dikkat etmek lazım. Öz kaynaklar %66,2 artmış. FABÖK'te %191,8 artmış. Yani neredeyse bu artışların hiçbiri 12 aylık getiriye yansımamış. Hemen sadece satışlar %27,9'da 12 aylık getirinin gerisinde, gerisi hepsi üzerinde arkadaşlar. Firma temettü vermiyor. Hisse başı karlılık 2019'da 8 kuruş olarak gerçekleşmiş. 2020'nin 9. ayı yani 3. çeyrek Eylül itibariyle 13 kuruş olarak gerçekleşmiş. Yıl sonu verileri henüz elimizde değil arkadaşlar. Şimdi oranlarına geçelim. Şirketin fiyat kazanç oranı 37,93 ile epey bir yüksek. Sanayi ortalaması olan 29,22'nin üzerinde. Bu sebeple bu negatif. Bu değerin 10 ve altında olması hisse senedinin ucuz olduğu anlamına gelir. Zaten sektör karşılaştırması yaptığımızda da arkadaşlar yani özellikle gıda sektörü bu altta verilen şu sanayi ortalaması arkadaşlar. Kendi gıda sektöründe de fiyat kazanç oranı epey bir yüksek. Gerisi genel itibariyle pozitif arkadaşlar. Ortalamaları yakalamış vaziyette. Piyasa değeri bölü defter değeri 3 olarak gerçekleşmiş. Bu değer 1 ve civarında ise pozitif kabul edilir. Sanayi ortalamasının piyasa değeri defter değeri oranı 4,21'miş. Yani oylum onun neredeyse %30 falan altında gerçekleşmiş. Bu sebeple pozitif. Firma değeri bölü faiz vergi amortisman öncesi kar 21,01 olarak gerçekleşmiş. Bu değerin de 10 ve altında olması olumlu kabul edilir. Nitekim sanayi ortalamasının FDFABÖK, daha doğrusu faiz vergi amortisman öncesi kar oranı da 21,06 ile hemen üzerinde yer almış. Bu sebeple bu nötr olarak alındı arkadaşlar. Benzer şekilde firma değeri bölü faiz vergi amortisman öncesi kara diğer operasyonel gelir ve giderler dahil edildiğinde bu oran 17,45 olarak gerçekleşmiş. Sanayi ortalaması da 16,84'te hemen altında yer almış. Bunu da gene nötr olarak aldık. Karlılık %4,98 olarak gerçekleşmiş. Bu değer %5 ve üzerinde ise pozitif kabul edilir. Sanayi ortalamasının %6,33 olduğunu düşünürsek oylum bir miktar altında kalarak negatif görünüme sahip olmuş bu sebeple. Borçluluğu düşük arkadaşlar. Borçlulukta %85 ve altı olumlu kabul edilir. Sanayi ortalamasının borçluluğu da %61,77 olarak gerçekleşmiş. Oylumun ise %45,95 olarak gerçekleşmiş. Yani bu da yaklaşık %20-25 sanayi ortalamasının altında pozitif. Şimdi grafiğimize geçelim arkadaşlar. Grafiğimizde hızlıca yıllık, aylık, haftalık, günlük şeklinde
göz atıyoruz. Bunu yapma sebebimiz herhangi bir dezenformasyon oluşum var mı? Hızlıca zaman kaybetmeden bulabilmek, yakalayabilmek. Yıllık yani uzun ölçekli uzun periyotlu inceleme yaparken ölçeğimizi logaritmik olarak seçiyoruz. Şu şekilde bir oluşumu var. Aylığa geldiğimizde dalgalı bir görünüm arkadaşlar. Yani düşmüş, yükselmiş, düşmüş, tekrar yükselmiş. Yani şu periyotta bir yatay hareket olmuş, yatay kanal. Ama 1.68'den sonra o çok sert kırılmış ve gitmiş. Yani ne zaten 2012'den 2020'ye kadar falan devam etmiş bu. 7-8 yıllık yatay bir kanal. Kırılınca haliyle çok sert hareket etmiş arkadaşlar. Yani kırdığı nokta 1.68, şimdi 4.80'de bunun neredeyse 3 katı civarında. Karşılaştırma yapılabilir kolayca. Haftalığa geldiğimizde yatayda gitmiş, yükselmiş, hafif düzeltme gelmiş, tekrar yükselmiş. Günlüğe geldiğimizde grafik ölçeğini line çeviriyoruz arkadaşlar. Dalgalı bir yapıda yükselmiş arkadaşlar. Tekrar geri aylığa döndük. Bunu logaritmaya çevirdim. Yeşil çizgi 20 günlük hareketli ortalamayı, kırmızı çizgi de 50 günlük hareketli ortalamayı gösteriyor. Üstte fiyat çizgisi altında 20 günlük hareketli ortalama, onun da altında 50 günlük hareketli ortalama. Bu görünüm pozitif arkadaşlar. Yani kısa vadeliden uzun vadeliye doğru sıralanma olması önemlidir. Nitekim günlük, 20 günlük, 50 günlük şeklinde sıralanmış. RSI 70 ile aşırı alım bölgesinde hemen arkadaşlar. Haftalığa geldik. Gördüğünüz gibi 20 günlük hareketli ortalama yer yer çok güzel destek olarak çalışmış. Şuralarda da direnç olarak çalışmış. Şurada keza direnç olarak çalışmış. Burada ama üzerinde, yani fiyat 20 günlük hareketli ortalamanın üzerinde. O da 50 günlük hareketli ortalamanın üzerinde. Haftalıkta da gördüğünüz gibi şu tepe önemli ya. Haftalık kapanışlarda mesela işte 5.45'in bakalım tekrar. Evet, 5.50'nin üzerine atması önemli. Tabii bunu muma çevirmek daha sağlıklı olabilir. Evet, gene benzer yerlere denk geldi. Şimdi bu grafik tipini tekrar çizgiye çevirdim. Günlüğe geldik arkadaşlar. Burada da gördüğünüz gibi şurada bir karışıklık var açıkçası. Yani şöyle yaptığımızda üstte yeşil çizgi, kırmızı onunla bitişik, fiyat ikisinin de altında gibi oluşmuş arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Bu normalde olumsuz bir durum. Yani fiyat çizgisi kafayı kaldırıp üstüne atarsa pozitif bir görüntü olur. Yani sıralamada doğru hale gelir. Haliyle alt sinyali olarak değerlendirilebilir. RSI'de bir sıkıntı yok. Şimdilik yok. 45'te aşırı alım satım bölgesinde değil. Şimdi çizime geçelim. Çizimi yaparken tümünü sildim. Hareketli ortalamalar ve RSI gitti. Grafiği bir miktar büyütebilirim ama çok büyüdü. Şunu eski haline alayım. Elimle şu şekilde büyüttük arkadaşlar. Bunu yaptıktan sonra günlük inceleyeceğim için bunu dinleyerek çeviriyorum. Grafik tipini de muma çevirdim. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi yükselmiş, yatayda gitmiş, yükselmiş, şurada bir tekrar yataya bağlamış, dalgalı bir yatay. Ama genel itibariyle de şurayı dip kabul edersek, burayı dip, burayı dip. Yani yeni yükselen dipler en yeni tepeler oluşmuş arkadaşlar. Bu da normalde şeydir. Neydir? Yükselen trend arkadaşlar. Genel itibariyle şimdi şunu çizelim. Şuraya gelelim. Şurada şunu görebiliyoruz. Burası artık bir destek oluşmuş arkadaşlar. Yani gelmiş dönmüş, gelmiş dönmüş, çok güzel çalışmış. Şuraları ihlal olarak alabiliriz. Buralar iğneleme zaten. Şurada 1-2 mum gövdesi aşağı kaçmış. Bu şekilde bir görünüm var. Bunu çizdikten sonra arkadaşlar ya yani şurada daralıyor. Buna da geleceğim ama orta uzun vadeli trendi de çizmek adına şunu yapacağız. Şuradan aldım arkadaşlar. Şu şekilde uzattım. Evet. Şöyle uzattım. Burada görüldüğü üzere şu mumun gövdesinin alt tarafı bu mumun gövdesinin bitiş noktasıyla birleştirdim. Bunu yaptım. Şimdi buna bir paralel çiziyorum. Bu paraleli de aldım. Aynı mumun üst tarafına koydum arkadaşlar. Yani nasıl bir görünüm oldu bakalım hemen. Şu şekilde. Evet, şöyle tam oturtmaya çalışıyorum. Çok hafif yukarı kaldıracağım. Evet. Şu şekilde. Yani bu mumun birisi altına geldi arkadaşlar. Diğeri de üstüne geldi. Gördüğünüz gibi şu şekilde bir görünüm oluştu. Gördüğünüz gibi çok güzel de çalıştı. Yani şuradan gelmiş dönmüş. Burada bir miktar ihlal var arkadaşlar. Şimdi önemli olan pazartesi günü nereden açılacak? Yani bunun altına mı atacak, üstüne mi atacak?
Bu önemli. Yani arkadaşlar aslında şunu yapsaydık o tam oturacaktı muhtemelen de onu tam ayarlayamamış olabiliriz. Şunu tekrar siliyorum. Şunu tekrar bir paralel çiz dedim. Bakalım örtüşecek mi aynı şekilde. Evet. Yani gördüğünüz gibi arkadaşlar hemen hemen aynı. Şu mum hafif altına inmiş. Biraz ihlal var. Buradan yukarı mı dönecek, devam mı edecek? O önemli. Aşağı devam ederse arkadaşlar şurası yani kaçtı bu? Hemen bakalım. Şu destek az önce de demiştik. 4.66 önemli bir destek. Takip edilebilir arkadaşlar. 4.66, 4.65. Burası sağlam bir destek. Aşağı devam ederse oradan tekrar geri dönmesi bekleniyor. Ora kırarsa sert bir hareket. Aşağı doğru bir salınım görülebilir arkadaşlar. Buna dikkat etmek lazım. Bunları çizdik. Çok güzel oturuyor. Normal trend şu an için devam ediyor. Buradan pazartesi pozitif açık devam ederse zaten sıkıntı yok. Artı bir de üst tarafı da çizelim artık. Sıkışma alanını görelim net bir şekilde. Şöyle uzattım arkadaşlar. Evet. Şöyle evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burayı aldım bir, buraya değdirdim iki uzat şeklinde. Gelmiş şurası sıkışma alanı arkadaşlar. Üstüne bir atmışsa da geri gelmiş. Yani buradan tekrar yukarı devam etmesi önemli. Yani şurası Bermuda şeytan üçgeni arkadaşlar. Önemli destek dirençler var. Buradan yön tayini belli olacak illa ki. Yukarı dönme ihtimali var. Yüksek demek ne kadar doğru bilmiyorum. Takipte kalmak lazım. Yukarı kırıp devam etmesi durumunda da arkadaşlar şurada gördüğünüz gibi bir flama oluşumu var. Şurayı bayrak flama boyu olarak alabiliriz. Bayrak direği diyoruz ona arkadaşlar. Şimdi orayı bir ölçelim ne kadarmış. Yani şurayı ben baz alacağım. Buradan şuraya kadar bir hareket. Ne kadarmış? 35 bar yani 3 lira 99 kuruşluk bir hareket oluşmuş. Bunu siliyorum. 4 lira civarı. Şuranın kırılması durumunda 4 lira 4.81. 4 ekledik 8.80. Yani 8.5 8.70 gibi bir hedef belirlenebilir bunun için arkadaşlar. Tabii gene tekrar ediyorum. Öncelikle bir yukarı doğru hareketin başlaması lazım. Yani bu buradan hemen yukarı da dönebilir. Aşağı devam edip şu işte az önce söylemiştik kaç 4.65'lerden de geri dönebilir. Eğer dönmeyip 4.65'i de aşağı kırarsa sert bir salınım olur aşağıya doğru. Arkadaşlar burada yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Risk algınıza ve portföy yapınıza uymayabilir. Bilgilendirme amacı taşımaktadır. Bu doğrultuda kendi portföyünüzü kendiniz oluşturmanız beklenir. Bugünlük bu kadar. Görüşmek üzere.